Kanalımdan herkese selamlar. Bugün sizlere çıtır çıtır katmer tarifi vereceğim ve katmerimizi yaparken içerisinde sadece un su ve tuzumuz olacak. Başka hiçbir şekilde maya, süt, başka bir şey kullanmayacağız. Evet görüyorsunuz kıpkırmızı, arası tel tel ayrılan, dışı çıtır, içi yumuşacık enfes bir katmer tarifimiz var. İlk olarak 2 su bardağı 250 milimlik bardakla suyumuz var. 5 su bardağı da unumuzun içerisine suyumuzu ve 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyerek güzelce bir hamur yoğuralım. Siz de ununuzun kalitesine göre su miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hamurumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurduktan sonra birazcık da tezgahın üzerine alıp biraz da orada yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurumuzun içerisinde mayadır, süttür veya başka bir şey yok kesinlikle. Sadece unumuz, suyumuz ve tuzumuz var. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir kenara alalım ve en az yarım saat olacak şekilde bir kenarda dinlendirelim. İsterseniz akşamdan yoğurup sabah da güzelce açıp yağlayabilirsiniz hamurunuzu. Şimdi hamurumuzu iki eşit parçaya ayırdıktan sonra 12 tane bezeye ayıralım. Bezelerimizi yuvarlayıp bir kenara alalım. Üzerini örtelim. Bezelerimizi tek tek küçük bir tatlı tava büyüklüğünde açalım. Her üç bezeyi yağlayıp üst üste koyacağız. Bu şekilde üçer tane açıyoruz. Eritmiş olduğum tereyağı ve sıvı yağ ölçülerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim kullandığım ölçüleri. İlk açtığım hamurumu yağlıyorum ve bir kenara alıyorum. Daha sonra ikincisini ve üçüncüsünü de açmaya başlıyorum. Açtığımız, yağladığımız hamurun üzerine ikincisini de yağlayıp onu da üst üste gelecek şekilde koyuyoruz ve üçüncü bezemizi açmaya başlıyoruz. Evet şimdi ilk açtığımız iki bezenin üzerine sonuncuyu da eklediğim sonuncuyu da koyuyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Diğer bezelerimiz de bu şekilde olacak şekilde üçerli üçerli olacak şekilde hepsini açıp yağlıyoruz. Toplamda 4 adet beze elde ediyoruz. 12 adet hamurumuz vardı, bezemiz vardı. Üçerli olacak şekilde 4 tane üst üste yağlamış olduk. Şimdi ilk yağladığımız hamuru e, tabii ki 15 dakika dinlendirdikten sonra ne kadar çok dinlendirirseniz o kadar güzel sonuç alırsınız. Katmeniz kat kat olur. İlk açtığımız hamurdan başlayarak açmaya başlıyoruz tekrar. Açtıktan sonra üzerine yine tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile güzelce yağlıyoruz her tarafına gelecek şekilde. Şimdi hamurumuzu bıçak yardımıyla önce 4 parçaya daha sonra böldüğümüz parçaların arasından da 3 parçaya daha bölüyoruz. Toplamda 7'ye kesmiş oluyoruz. Bir tanesi büyük kalıyor onun arasını kesmemiş oluyoruz. Yani 8'e değil 7 parçaya yapmış oluyoruz. Ve bıraktığımız büyük parçayı da en son üzerine kapatıyoruz ve tekrar beze haline getiriyoruz. Burada iki kez açma işlemi var. Birincisinde 3 e, katlı olacak şekilde üst üste koyuyoruz. Daha sonra açıp tekrar beze yağlayıp beze haline getiriyoruz. Aslında çok basit fakat e, karışık görünebilir size. Ama inanın denedikten sonra çok seveceksiniz. Şimdi bir tanesini daha yine açıp kesme işlemini göstereceğim. Bu arada arkadaşlar gerçekten hani sizi dışarıdan kolay gözükebilir ama videoları hazırlayıp tekrar kesmek, ses eklemek o kadar zor oluyor ki hele de çocuğunuz varsa. İnanın ben videolarımı çektim, katmerimi yaptım çok güzel bir şekilde. Fakat telefonda hafızam dolduğu için ee, videolarım e, yanlışlıkla silmişim bazılarını çektiğim videoları ve o yüzden yeniden e, yeniden video çekmek zorunda kaldım o yüzden eğer fark ettiyseniz <laughs> videonun birinde kazan beyaz bir, birisinde lacivert yani birisini bugün çektim birisini dün çekmek zorunda kaldım videoları birleştirmek zorunda kaldım yani inanın hani o kadar zorluklarla çekiyoruz ki videoları hani dışarıdan kötü yorum e, yapmak isteyenlerin birazcık emeğe az da olsa saygı duymalarını rica ediyorum. Evet gördüğünüz gibi dört bezeme de yine aynı şekilde aynı işlemleri yaptım. Şimdi tekrar bunları açıp pişirme işlemine geçeceğiz. Tabii ki pişirmeye geçmeden önce de yine hamurlarımızı güzelce 10-15-20 dakika yani ne kadar vaktiniz varsa ne kadar çok dinlendirebilirseniz o kadar güzel olur. Açıyoruz ve pişirme işlemine geçeceğiz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü ya da e, sorunlarınız varsa hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Tavamı güzelce ısıttım. Üzerine ısıtmış olduğum, e, eritmiş olduğum yağdan sürüyorum. Ve e, açmış olduğum katmerimi üzerine koyuyorum. Hafif böyle e, kurumaya başladıktan sonra üzerine yağ sürüyorum. Ve diğer tarafını çeviriyorum. Çok fazla yağ sürmeyin zaten iç katı da yağlı olduğu için sadece bir iki, iki kez sürüyoruz yağı bir arkasına bir de önüne çevirdikten sonra sürmemiz yeterli olacaktır. Evet benim ocağım bu arada orta ateşte en küçük göz değil orta gözde pişiriyorum katmerimi ve orta ateşte pişiriyorum kısık ateşte değil yoksa katmerimiz kuru olur. Evet görüyorsunuz ne kadar güzel kızarıyor gerçekten de. Hani içerisinde hiçbir şey olmamasına rağmen inanın çok ama çok lezzetli bir katmer tarifi. Hamurunuzu akşamdan yoğurun, sabah açıp yağlayıp dinlendirin. Siz çayınızı yapana kadar katmeriniz de pişmiş olur. Mayalanma sürecini beklemenize gerek yok maya olmadığı için içerisinde. Evet tüm katmerlerimi aynı şekilde pişiriyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız eğer hem bana destek olmuş olursunuz hem de yeni video attığımda videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet tüm katmerlerimiz bitti. 4 adet katmerimiz çıktı ama gördüğünüz gibi ben 250 milimlik bardak ölçüsü kullandığım için biraz büyük oldu katmerlerim. Evet görüyorsunuz arası inanın tel tel. Yani çok da lezzetli bir katmer. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.